Ali Oğuz ben. Ben küçüklüğümden beri, yani kendimi hatırladığım zamandan itibaren aslında ticaretin içinde yer aldım. Bunun nedeni annemin dedelerinden kalma, yaklaşık 100 yıl öncesine dayanan 1930'larda kurulmuş bir organizasyon. O zamanlar inşaat, boya ve işte hırdavat gibi malzemeler. Sonrasında 1980'lerde de babamın aslında bir İngilizce öğretmeni ama orada bir stajyer olarak başlayıp da daha sonra annemle evlenmesi neticesinde aslında biz de, ben sonra da kardeşim, otomatik olarak çok küçük yaşlardan itibaren ticaretin içinde yer aldık. Hatta ilkokul, ortaokul, liseye kadar bütün ara dönemler, sömestr, tatil, hatta bazen okuldan kaçarken bile gittiğimiz yerler hep dükkandı. O zamanlar işte tam çarşının içinde, Anadolu'da, merkezde bir ticaret harala gürelesiyle iç içe kaldık. Bu tabii benim için lise sona kadar devam etti. Sonrasında ben üniversite ve lisansüstü eğitimlerimi aldım ve alırken de Boğaziçi Üniversitesi'nde master yaparken Deloitte'den teklif alarak aslında ilk kez yaklaşık işte 20-30 yaş aralarında aile şirketinden ayrılıp bir profesyonel organizasyonda başladım çalışmaya. Yaklaşık 3 yıl kadar falan Deloitte Audit tarafında İstanbul ofiste çalıştım. Tabii kısa bir süre aslında ama çok fazla şey öğreten bir tecrübe her anlamda. Pek çok sektör hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Ve bu daha sonraki hayatımda bana ticaret açısından da çok şey öğretti aslında. Ancak 3 yılın sonunda artık ailedeki o baskı, gittikçe neler yapıyorsun sen artık dön gel, Deloitte falan nedir falan gibilerinden sorularla karşılaşıp 2009-2010 gibi falan ben resmi olarak tekrar aile şirketine döndüm. Tabii ondan sonra da bir 6 yıl kadar orada daha da büyüyüp genişleterek o bölümü. Biz üçüncü kuşak olarak sayılıyorduk tabii ki o zaman. İlerledik, daha farklı sektörler, işte farklı şehirlerdeki ofisler falan, serüven böyle ilerledi. Ta ki 2016'ya kadar. Çünkü 2016 yılında herkesin aslında Türkiye'de özellikle çok başına gelebilen aile şirketleri problemleriyle karşılaştık. Aile anayasasının yeterince olmaması, hatta hiç olmaması diyebiliriz. Kurucuların hala sanki o zamanlarmış gibi hayatlarını devam ettirmeleri, ticari anlamda diyorum, yani karar verme mekanizması anlamında ve adil bir paylaşımın tabii ki olmamasından dolayı artık mecburen girişimci olmaya maruz bırakıldım diyebiliriz. Çok beklenmeyen ve hiç planlanmayan bir karar bu. En başta ben, kardeşim, sonrasında da babam, tabii o damat orada. Ayrılmak zorunda kaldık, bir şekilde bırakıldık. Ve tabii o zamana kadar şöyle düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki buradaki her şey zaten bir şekilde bizim ailemizle alakalı ve bir B planı yaratmıyorsunuz kendinize. Her anlamda söylüyorum, maddi ve manevi olarak. Böyle bir şeyle karşılaşacağınızı düşünmediğiniz için de çıktığınız anda o organizasyondan çok hazırlıksız yakalanıyorsunuz her şeye. Ve biz de kendi kendimize çok kızmıştık o dönem. Ya bu kadar uğraşıldı ve bir sürü değer kazandırıldı aileye, gruba, organizasyona. Neden kendimiz için de bir şeyler düşünmemişiz acaba? Çünkü birbirimize sorduk hep bu soruları. Ama ondan sonra farkına vardık ki aslında en büyük sermaye dostlarmış. Ya da ilişkide olduğunuz networkmüş. Arkadaşlar, sizi tanıyan akrabalar belki. Ya da yakın şirketler. Çünkü biz Promakim'i 2016 yılında kurarken gerçekten hiçbir şey, sıfır bir sermaye ama önemli bir yatırımla kurduk. Çok, ülkemizin çok büyük bir kimya devinin o dönemki bizi hikayede bildiği için, bize güvendiği için sağ olsunlar, o zamanki şartlardaki iyi bir destekle hızlı bir şekilde bir can suyu almış olduk ve bu şekilde devam etti Promakim. Ve bir yıl kadar bir ortaklık yaşadık onlarla ki o bizim için bir can suyu ortaklığıydı aslında. Sonrasında onların da paylarını vererek fazlasıyla ve memnun bırakarak yatırımcımızı ayrılıp aslında tekrar, aslında yine bir aile şirketi gibi görünse de baba ve diğer oğlanlar, herkes birinci kuşak olarak, herkes kurucu gibi tekrar hayatımıza başladık. Promakim kuruluşu böyle oldu. Promakim aslında ikiye ayrılıyor. İki tane ana iş kolu var diyebiliriz. Biz bunlara kendi aramızda ve herkese anlatırken 2D ve 3D diye anlatıyoruz. Aslında adından da anlaşılacağı gibi 2D 2 boyutlu, 3D 3 boyutlu. 2D'deki konu bütün etrafımızda gördüğümüz, açık hava ya da kapalı mekanlarda gördüğümüz reklam ürünleri ve araçlarda, teknelerde, mimari projelerde gördüğümüz filmleri, distribütörlüklerini yapıyoruz. Bunlarla ilgili özel projeler geliştiriyoruz.
Renkli Garaj diye çok önemli bir markamız var burada. Adından da anlaşılacağı gibi garaj olduğu için biraz otomotiv dünyasına hitap etse de mimari projelerde özellikle tekne projelerinde, deniz, marina gibi pazarda ve özel mimari projelerde falan çok etkili olduğunu söyleyebileceğim bir organizasyon ve Renkli Garaj markası yavaş yavaş ülkemizde farklı farklı şehirlerde artık böyle franchise verilerek ilerleyen bir marka haline geldi. O yüzden bizim çok değerlimiz oldu marka olarak. Kısaca ilk 2D olan şey dijital baskı, işte mimari ya da araçlarla kişiselleştirme, restyling denilen işte tekrar tasarım yapılabilme gibi konuları kapsayan çok geniş, etrafımızda her yerde aslında gördüğümüz bir market. 3D ise yine adından da anlaşılacağı gibi 3 boyutlu makineler üretim ama endüstriyel 3 boyutlu üretimler. Burada da Prodigma adı altında yeni bir daha bu yakın zamanda kurduğumuz bir organizasyon, bir startup projemiz. Aslında Promakim'in bir spin-off'u gibi düşünebileceğimiz bir organizasyon Prodigma. Orada da endüstriyel, talebe bağlı endüstriyel 3D üretimler yapıyoruz. Üretim aslında her konuda olduğu gibi son 5-6 yılda çok evrimleşti. Yani aslında geleneksel üretim hala devam ediyor. CNC'ler, işte kalıp enjeksiyon kalıpları gibi pek çok üretim yöntemiyle aslında üretim dünyası hala devam ediyor. Ama artık 3 boyutlu ileri malzemelerin de kullanıldığı farklı üretim metotları olmaya başladı. Ve bu pek çok alanı kapsıyor. Yani en başta belki savunma, sanayi ve uzay havacılık gibi üst daha ileri versiyon malzemelerin kullanıldığı sektörler olsa da artık İşte tüketim ürünleri, mimari projeler, ne bileyim ben inşaat, enerji gibi pek çok alanda, yani üretimin olduğu her alanda belirli başlı spesifik parçaları az adetli olmak kaydı şartıyla üretmeniz mümkün ve bunun için de Prodigma gibi organizasyonlara ihtiyaç var. Talep geliyor ve talebe yönelik müşteri ya da tasarımcı istediği malzemeleri, istediği şekli size veriyor ve seçiyor onu. Siz de onun karşılığında onun üretimini gerçekleştirip üretim partnerlerinizle beraber ya da kendi içinizdeki ilgili teknolojik sistemlerle beraber üretip kendisine gönderiyorsunuz. Bu bizim son zamanlarda oldukça ilgimizi çeken bir konu ve dolayısıyla Promakim'in aslında iki tane yolu var. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi iki boyutlu sistemler, diğeri de üç boyutlu endüstriyel sistemler ve bu aslında kendi içinde de bir şirkete artık evrildi. Böyle gidiyor. Sıfır sermayeli yola çıktık biz. Böyle beklenmeyen bir durum söz konusu olduğu için ama bahsettiğim gibi bir yatırımcımız oldu ve o yatırımcımız sayesinde de biraz hızla büyüdük. Şanslıydık çünkü ekip vardı. Bizi önceden tanıyan ekip bizimle çalışmak istediğini söyledi. Ve yaklaşık o dönem hızla artacak şekilde işte 10, 20, 30, ilk 6 ayda 30 kişiye kadar ulaştık. Şu anda yaklaşık 70 kişiyle çalışıyoruz. Toplamda ekipte 70 kişi var. Ama en başta tabii ki kendimize ait hiçbir sermayemiz yoktu, sıfır sermaye ama farklı organizasyonların destekleriyle başladık. Şu anda Konya, İzmir ve İstanbul'daki farklı ofislerle beraber yaklaşık 5 tane ofisimiz var. Bu 5 tane ofisin içinde çalışan işte tasarımcılar, mühendis ekibimiz, endüstriyel tasarımcı ekibimiz ve satış ekiplerimiz mevcut durumda. Genelde genç bir kadro, özellikle bu yeni nesil teknolojilerde genç bir kadromuz var. Ancak ilgilendiğimiz organizasyonlar oldukça değerli organizasyonlarla çalışıyoruz. Özellikle havacılık konusunda hepimizin bildiği ve dünyaca da ünlü organizasyonlarla çalışıyoruz. Onların minik de olsa belli başlı parçalarını üreten bir üretim partneri olduk. Aynı zamanda ilk başta bahsettiğim mimari konuda Renkli Garaj markası bugün işte 3 büyük ilimizin haricinde doğuda belli başlı şehirlerde, Anadolu'da, Konya'da, işte Antep'te, Denizli'de gittikçe büyüyen pek çok farklı ilde bayilik oluşturan bir yapı ki bizim için de çok değerli bu durum. Dolayısıyla aslında toplamda değerlendirdiğimiz zaman kaç, ne kadar kişiye ulaştığımızı bilmiyoruz. Bunu geçen gün bir hesap yapmıştık ama genel olarak bütün Türkiye'ye, hemen hemen bütün Türkiye'ye her iki haftada bir ulaşan bir organizasyon yapımız var. Yakın ülkelere de, yani komşu ülkelere de yavaş yavaş açılmaya başladık. Zaten ihracat oluyor ufak ufak ama özellikle yakın Doğu Avrupa ya da komşu Balkan ülkeleri ilgimizi çekiyor son zamanlarda. Ve oralarda da ilerleyen zamanlarda faaliyetlerimizin olmasını planlıyoruz. Şirketimizin bence en önemli
dönüm noktalarından bir tanesi, pek çok bence dünyada olduğu gibi pandemi dönemidir. En başında bahsettim, evrimleşti pek çok konu. Üretim de evrimleşti, hala da öyle. Şekli değişti, yöntemi değişti. Dolayısıyla pandemide 2020 hatta 19'un sonlarında farkına varıldı ki aslında tedarik zincirlerinde çok ciddi problemler yaşanıyor. Ve bu bizim aslında ilgilendiğimiz konuların artık çok daha önemli olduğunu bizim fark etmemizi sağladı ve o anlamda belki de hiç beklemediğimiz bir volümle karşılaştık. Çünkü insanların üretimlerini ya da projelerini devam ettirmeleri için sürekli bir şeylere ihtiyaçları var. Yani fabrikada parça ihtiyacı var, üretmek gerekiyor. Üretmeden hiçbir şekilde bir yere varılamıyor. Ya da ilgilendiğimiz baskı teknolojileri konusunda gıda önemli bir örnek. İnsanlar özellikle o dönem çok gıda ihtiyacı, stoklama gibi farklı farklı ihtiyaçları olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla bu konu bizim belki de bir şansımıza, bizim için çok önemli ve avantaj sağladı bize. Dijital stoklama yine aslında hiç düşünülmeyen bir konu ama işte Süveyş Kanalı hadisesinden sonra pek çok insan malına ulaşılamayacağını gördük. Ancak dijital bir stoklama konusuyla ki ilgilendiğimiz işte eklemeli imalatta yaptığımız aslında ürünlerin tasarımlarının bir yerde birikmesi ve ihtiyaç olduğu halde anında, o anda üretim konusu çok önem kazandı ve bu bize çok yol aldırdı. Bence bizim organizasyonumuzun en önemli kırılma noktası dediğimiz, hatta şu anda da yeni bir şirket halinde bunu bambaşka bir üretim şirketi olarak plan gördüğümüz ve açtığımız iş bu olsa gerek bence. Ekip bir kere çok önemli bir konu. Çünkü ekip olmadan çok klasik ama hiçbir şey olmuyor tabii ki. Ekibi de kendiniz tabii ki lider seçiyor. Bir şekilde işi kuran, organize eden insanlar seçiyor. Bence ben onları seçerken şu andaki ekipten tabii ki çok memnunum. Hepsi çok fedakarca çalışıyorlar. Ancak özellikle girişimciler ya da bir ekip kuracak insanlarla her zaman ekipteki bazı bireyler aynı şeyi düşünmüyor olabilir ya da onların başka hedefleri olabilir. Bu da çok normal bir şey. Bunu en başta iyi anlamak gerekiyor ve anladığın anda da ortaya bir şey koyup açıkça konuşup ya yolları ayırmak herkesin ya da o yönde devam etmesini sağlamak gerekiyor. Bence benim en büyük geçmişte gördüğüm hatam bu konuda ısrarcı olmaktır. Belli başlı insanlarla çalışırken onlar da belki çok başarılı insanlar olabilirler ya da arka planda başka ajandaları da olabilir. Oraya dikkat etmek gerekiyor bence. Tabii çok şey öğretiyor ama çok acı oluyor çünkü yıllarca insanları yetiştiriyorsunuz. Belli bir yere geliyor. Daha sonra da sizinle aynı yönde hatta başka projelerde yer aldığı anlaşılıyor falan. Bu çok başımıza gelen bir şey. Pek çok yerde belki de böyledir. Ama bu konuda bence artık hele ki şu dönemde, bu kadar hızlı gelişen dönemde çok daha net olmak gerekiyor diyebilirim. Bu bir acımasızlık ya da psikolojik anlamda empati yapmamak değil. Bence şirketin organizasyonun tam planlı projesini anlatıp neler beklediğini ekipten karşılıklı insanların açıkça konuşması gerekiyor ki ileriki zamanlarda her iki taraf için de çok büyük zaman kaybı olabiliyor ya da bırakın para kaybını, en büyük problem zaman kaybı olabiliyor, emek boşa gidiyor. Dolayısıyla ben bunu gösterirdim bence benim yaptığım eksiklik anlamında. Renkli Garaj ve Prodigma bence en önemli bizim değerlilerimiz ve bunlar da büyüyorlar. En bence bizim için önemli konu ilerisi açısından bu markaları hem ülkemizde en başta mümkün olduğunca yaygınlaştırmak, sonrasında da dünyada belirli noktalarda, belirli yerlere getirmek. Örneğin partner sayısını artırmak, ihracatımızı daha fazla hale getirebilmek. Bunlar bizim iyi, önemli hedeflerimiz çünkü ülkemizde çok güzel bir üretim potansiyeli var pek çok yerde. Dolayısıyla bunu iyi kullanmamız gerekiyor. Ben ileride bunu görüyorum. Yani ileride bu organizasyonların, bu markaların daha fazla büyüyeceğini en başta hedef olarak koyuyoruz. Girişimcilik hadisesi sadece girişimci, hadi ben olayım diye tam olmuyor gibi görünüyor. Benim hikayemde aslında biraz maruz bırakılmak var. Yani bazen mecbur kalmak ama tabii girişimci fark ettirir kendini. Yani girişimci hissiyatı olan herhangi biri zaten rahatsızdır durduğu ortamda. Bir yerde çalışan arkadaşlar da var. Her yerde olduğu gibi genç arkadaşlar en başta belki kariyerlerini bir yerde çalışarak başlıyorlar. Ancak şöyle düşünülmesin. Girişimcilik, işte ben belli bir yere kadar burada çalışacağım. Ondan sonra kendi ekibimi kurup kendi organizasyonumla devam edeceğim. Tabii ki başarı hikayeleri, başarısızlık
illaki olacaktır. Ama çok güzel şirketler var çalıştığı arkadaşlarımızın ve burada da bir şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Yani aslında şirketlerin de buna fırsat vermeleri gerekiyor ki pek çok şirket veriyor. Yani şirketin içinde de siz girişimci olabilirsiniz. Tabii ki sıfırdan bir şeyler yaratmak ve ondan sonrasında da onun iyi neticelerini görmek çok heyecanlı oluyor. Ama herkes bu şansa sahip olamayabilir. O da onların şanssız olduğunu göstermez. Biz şirket içinde de pek çok arkadaşımıza yeni fikirler için çok destek verdiğimiz olur. Ve o da o projenin sahibi oluyor. O da bir girişimciliktir. Yani girişimci, söylemeye çalıştığım şey, her zaman kendini belli eder. Çok büyük organizasyonlarda ülkemizde zaman zaman durumundan rahatsız olan çok başarılı, yetenekli arkadaşlarımız oluyor. Ama belli bir yere geldikleri için kariyer döneminde artık rahatsız oluyorlar. Buradan ayrılmak bir risk. Ayrılmadığınız zaman işte zor bir halde bırakılabiliyorsunuz. Belki yöneticilerinizden memnun kalmayabiliyorsunuz. Ama bence bu umudu kaybetmemek gerekir. Çünkü her an bir fırsat olur. Siz de eğer bu anlamda sürekli geliştirerek kendinizi görürseniz illaki başarılı olacağınızı düşünüyorum. Ya da fark edileceğinizi düşünüyorum. Hele ki şu dönemde, belki önceden bu çok daha zormuş. Ama şu anda pek çok fırsat var. Değerlendirildiği anda, sabırla değerlendirildiği anda çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Ama tabii ülkemiz için bu daha zor. Bir kere çok sabırlı olmak gerekebilir. Çünkü her an her şey değişiyor. O klasik Amerikan kitaplarındaki çeviklikten bahsetmeyeceğim ama hakikaten çevik olmak gerekiyor. Çünkü oradaki çeviklik de bizim ülkemizdeki çeviklik biraz daha farklı. Bize çok daha hızlı hareket etmek gerekebilir ve bu gelişen konulara karşı çok iyi dirençli olmak gerekecektir. Eğer ülkemizde bir şeyler düşünüyorsa tabii ki bütün arkadaşlara önerim ülkemizde bir şeyler yapmalarıdır. Çünkü daha yapılacak çok şey var. Hiç umut kaybetmeden o yolda devam etsinler. Görecekler ki daha çok güzel şeyler yaşayacağız. GİAD'la 2018 sonlarında bir arkadaşım vesilesiyle tanıştım. Genelde bu STK'lara tabii çok saygı göstermekle beraber zor olduklarını düşünüyordum içerisinde yer almanın. Çünkü bir takım sorumlulukları var ya da bazen insanlar bir yere gelmiş olmak için geldiklerini hep düşünürdüm. Tabii ki belli başları haricinde. Ancak GİAD'ın hiç öyle olmadığını zaten fark ettim. Çünkü üye olan arkadaşlarımdan bunu görüyordum her zaman. Dolayısıyla 2019 yılının hemen sonunda da o dönemki yönetimin aldığı kararla yönetime girme şansı yakaladım. Ve son iki dönemdir de hem yönetimde yer alıyorum hem de GİAD'ın hatta bu projenin de akademi bölümünün koordinatörlüğünü yapıyorum. En başta çok iyi dostlukların olduğu bir aile. Çünkü içerideki arkadaşlarımız 2009 belki 2008'den beri tanıştığımız GİAD'da yer alan ve olmaktan memnuniyet duyan pek çok arkadaşımız var. Dolayısıyla bence ülkemizdeki pek çok dernekten çok daha farklı bir aile ve arkadaşlık ortamı var. Pek çok arkadaşımı da burada tanıştım ve kazandım. O yüzden çok memnunum. Bu projede olmak zaten ayrı bir gurur. Buradaki diğer arkadaşlarımla beraber. Bence bunu bir şekilde bu yayını, bu projeyi takip eden, kitabı okuyan, dinleyen herkesin faydalanacağını düşünüyorum. Çok değerli hikayeler olduğunu düşünüyorum. Ve umarım takip eden herkes için de bir ilham kaynağı olur. Ufacık da bir şey yakalayabilirlerse biz çok mutlu oluruz.